Washington'dan mutlu pazarlar. Amerika ve dünyadan hayata dair gelişmeleri paylaştığımız gündemle karşınızdayız. Ben Ayşe Gürsimet. Amerika'da bu yılki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Müslümanlar hakkındaki sözleri en çok tepki gören açıklama oldu. Müslüman seçmenlerin oyunu hangi adaya verecekleri bir yana, Amerika gibi bir ülkede Müslüman siyasetçilerin şansı ne? Bu haftaki gündemi bu konuya ayırdık ve aylar süren bir araştırma haberiyle karşınızdayız. Amerika'nın sesi eyalet eyalet dolaştı ve Müslüman Amerikalı adayların nabzını tuttu. İşte Müslüman adayların Amerikan siyasetindeki durumu. Amerika'da 2000 yılında 700 Müslüman seçimlerde aday oldu. 2002 yılında bu sayı 70'in altına düştü. Bence bu bir demokrasi krizi. Seçim bölgemin sesi olmak istiyorum. Halkımızı ve Amerikan rüyasını seviyorum. Başka bir ülkeden gelmiş, 14 yaşında İngilizce öğrenmeye başlamış bir adayın temsilcim olarak seçilmesi ihtimali harika bir olay. Hiçbir toplantıyı kaçırmak istemiyorum. Kimlik politikalarının tartışılması iyi değil. Bütün ülkede din ve ırk konularını tartışıyoruz. Müslüman bir adayın partiye zarar vereceğini düşünenler var. Bu ülkede nüfusun %1'inin Müslümanlardan oluştuğu eyaletler var ve bu çok önemli. Bu eyaletler Michigan, Virginia, Minnesota, Kaliforniya ve New York. Temsilciler Meclisi'nde iki Müslüman Amerikalı milletvekili var. Bunlar Minnesotalı Keith Ellison'la Indiana milletvekili Andre Carson. İkisi de sonradan Müslüman olmuş iki Amerikalı. İslam, Amerika'da ve dünyada en hızlı büyüyen din olsa da yerel yönetimlerde birkaç ismin dışında bugüne kadar Amerika siyasi yaşamında seçim kazanmış Amerikalı göçmen yok. Şu anda Amerikan Kongresi'nde sadece 6 temsilci göçmen kökenli. Bu sadece %1'lik bir oran. Amerika'da son yıllarda göçün artmasına rağmen bu oran bugüne kadar kaydedilen en düşük oran. Bu seçimlerde Müslüman Amerikalılar yerel düzeyde ve eyalet düzeyinde olduğu gibi ulusal düzeyde de bu gidişatı değiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Illinois eyaleti Chicago 40. Bölge Meclisi, eyaletin en çok çeşitliliğe sahip meclisi olma özelliğine sahip. Seçmen Paul Sack, seçimin işleyişini çok beğenmese de bu özelliğe önem veriyor. Bu kentte, eyalette ve ülkede bizi temsil eden binlerce politikacı var ve bunlardan sadece birkaçı gerçekten yönetimde rol oynuyor. Paul Sack, bugüne kadar seçimlere katılmamış olan Amerikalı bir Müslüman adayın belediye meclisi yarışına girmesinden son derece memnun. Harish Patel bağımsız demokrat olduğunu söylüyor ve partilerden uzak duruyor. Bu eyalet toplumun ihtiyaçlarına saygı göstermiyor, sorunlarına çözüm bulmuyor. Bence bu bölgede bir demokrasi krizi yaşıyoruz. Patel 1999'da annesiyle birlikte Amerika'ya göç ettiğinde hiç İngilizce bilmiyormuş. Ancak kamu programları sayesinde eğitimini tamamlayıp üniversiteden mezun olan Patel topluma hizmet etmek istiyor. Tüm bunlar toplumun bana yaptığı yatırımlar sayesinde gerçekleşti. Şimdi toplumumuza yeni katılanlara, bu mahalleyi kuranlara bir zamanlar kendi yararlandığım imkanları sunma sırası bende. Patel, Cumhuriyetçi rakibi olmadığı için Kasım'daki genel seçimi kazanma şansının yüksek olduğunu biliyor. Bu da Patel'in Illinois Eyaleti Genel Kurulu'na seçilen ilk Müslüman olarak tarih yazması anlamına geliyor. Seçmen Paul Sack, Patel'e oy vermekle kalmıyor, aynı zamanda Patel'in kampanyası için çalışıyor. Başka bir ülkeden gelen 14 yaşına kadar İngilizce bile konuşamayan birinin benim temsilcim olarak seçilmesi harika olur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pew Araştırma Merkezi'ne göre Amerika'da 3 milyon 300 bin Müslüman yaşıyor. Bu toplumun %1'inin Müslüman olduğu anlamına geliyor. 2050'ye kadar bu sayının 2 kat artması beklense de şu anda bu sayı Budistler ve Hindulardan çok az yüksek. Amerika'daki Müslümanlar 2016 seçimlerine hakim olan söylemde olumsuz şekilde yansıtılıyor. Müslüman adayların kötülenmesi birçok Müslüman Amerikalıyı seslerini duyurmaya teşvik ediyor.
Bu tür söylemler toplumlarda kaygı yaratıyor ve korku simsarlığına geçit veriyor. Buna karşı çıkıyorum. Sadece karşı çıkmakla da kalmıyorum. Aynı zamanda kendi öykümü anlatıp toplumun diğer bireylerinin de hikayelerini paylaşmalarını umuyorum. Amerikalı Müslüman olmanın anlamı budur. Yüzlerce seçmenin bir otogalerisinde oy kullandığı nokta Patel'in ziyaret ettiği son durak. Chicago İhtiyar Heyeti'nden John Arena, Patel'in Demokrat Partili rakibi Jamie Andrade'yi mağlup etmeyi umduğu 40. bölgeyi temsil ediyor. Chicago'da yeni nesil lider arayışı içindeyiz. Son derece canlı bir diyalog gerçekleştirdiğimiz ve Harris gibi bir adayı yarışa kattığımız için gurur duyuyorum. Tek bir renk ve dinden oluşan bir ülke olmayacağız. Amerika bu şekilde tasarlanmış bir ülke değil. Patel'in destekçileri rekor sayıda seçmenin katıldığı seçimin sonuçlarını beklemek için toplandı. Ancak sayım devam ederken sonucun Harish Patel lehine olmayacağı belli olmaya başladı. Patel 20 puan farkla Jamie Andrade'ye mağlup oldu. Illinois eyalet hükümetine seçilen ilk Müslüman Amerikalı olma hayali kuran Patel, destekçilerine bu mağlubiyetin hayallerinin sonu olmayacağı, tam tersine yerel siyaseti değiştirme serüvenine devam edeceği konusunda söz verdi. Tüm dünyanın, eyaletimizin, ülkemizin daha çok idealizme ihtiyacı var. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Muhammed Han Des Moines 1970'lerde Hindistan'dan gelmiş. Han bir zamanlar Hindistan'da olduğundan çok daha farklı bir cemaatin parçası. Amerikan Nüfus Sayım Dairesi'ne göre Iowa'ya yabancı ülkelerden gelip yerleşenlerin sayısı 1990-2013 yılları arasında 3 kat arttı. Yabancılar eyalet nüfusunun %6'sını oluşturuyor. Burada yaşayanların %95'i göçmen. Ya mülteciler ya da başka ülkelerden göç etmişler. Cami cemaatinin 1/4'ü, Des Moines'de ise her 6 kişiden biri Amerikan vatandaşı. Ancak göçmenleri sandık başına çekmek hiç de kolay değil. Bu kişileri seçmen kaydı yaptırmaya ve oy vermeye teşvik etmek zor. Çünkü çoğu savaş yorgunu ülkelerden geliyor. Yıllar boyunca birini desteklemenin acı sonuçlarına katlanmışlar. Korkuyorlar. Amerika'da doğan ikinci nesil Müslümanların sayısı artıyor. Bu ülkede doğup büyüyorlar ve siyasi sürece daha çok katılım gösteriyorlar. Çoğu benim gibi 20 ila 30'lu yaşlarındalar. Henüz kesin konuşmak için erken. Hanani, göçmen anne babaların oy kullanmanın önemini anlamalarının ve siyasete katılmalarının zor olduğunu kabul ediyor. Siyasete katılmanın çok önemli olduğunu kaç kişi kavruyor bilmiyorum. Göçmen anne babaların çoğu çocuklarını siyasetten çok bilim ve mühendisliğe yöneltiyor. Greenspan Lisesi'nde oy kullanmaya giden seçmen Greg Leduc'un aklını hala Nevada Eyaleti 3. Bölge Demokrat Parti Kongre seçiminde kime oy vereceği sorusu kurcalıyor. Her iki aday hakkında da çok bilgim yok. Ancak oy kullandıktan sonra sandık başından ayrılmakta olan aday Jesse Sibail ile tesadüfen tanışmak, Leduc'un karar vermesinde önemli rol oynamış. Ailesiyle birlikte onu görünce içimde olumlu duygular uyandı. Oyunu çok tanımasa da Sibahi'ye verdiğini söyleyen Greg Leduc, adayla arasında kişisel bir bağ oluşmasının karar vermesinde yardımcı olduğunu söylüyor. Sibahi gibi ilk kez aday olan siyasetçiler kendilerini tanıtıp toplumda yer edinmek, destekçi ağı kurmak ve bağış toplamak gibi birçok engelle karşılaşıyor. Sibahi bu süreci kolaylaştırmak için Senato Demokrat Parti Grup Başkanı Nevada Senatörü Harry Reid ile görüşme ve desteğini isteme talebinde bulunmuş. Toplumumuzun sorunlarını ele almak istedim. Sibahi sohbetin politika konuşmaktan çıkıp hemen dini inancına yöneldiğini anlatıyor. Bana seninle açık konuşacağım dedi. Bu seçimi kazanamazsın çünkü Müslümansın diye devam etti.
Reid'in ofisi Amerika'nın sesini açıklama yapmaktan kaçındı ancak başka medya kuruluşlarına böyle bir şey söylemediğini bildirdi. Eğer kazanırsa Sibahi, Amerikan Kongresi'ne seçilen ilk Arap Müslüman Amerikalı milletvekili olacak. Sibahi 11 yaşında ailesiyle birlikte Ürdün'den Amerika'ya gelmiş. Geldiğim zaman İngilizce bilmiyordum. Arkadaşlarımla, öğretmenlerimle, tanıştığım herkesle anlaşabilmek için yanımda her zaman sözlük taşıyordum. Kısa sürede İngilizce öğrenen, vatandaş olan ve hukuk fakültesini bitiren Sibahi, Nevada Eyaleti Anayasa Mahkemesi'nde katiplik yapmaya başlamış. Las Vegas'ın banliyölerinden Henderson'da kendi hukuk bürosunu açan Sibahi avukatlık yapıyor. Sibahi'nin seçime girmeye karar vermesinde Amerika'da elde ettiği fırsatlar etkili olmuş. Başarılı olmamı ve Amerikan rüyasını yaşamamı sağlayan imkanların başka birçok Amerikalının ellerinden kayıp gittiğini görüyorum. Sibahi geçtiğimiz Ağustos ayında Harry Reid ile yaptığı görüşmede hayatında ilk kez dini inancı yüzünden ayrımcılığa uğradığını hissetmiş. Seçmenlerin neler olup bittiğini anlaması için görüşmenin ayrıntılarını açıklamak zorundaydım. 33 yaşındaki Angie Morelli birkaç yıl önce Afganistan'da deniz piyadesi olarak görev yaptığı sırada Jesse Sibahi'nin kampanya menajeri olacağımı tahmin bile edemezdim diyor. Deniz piyadesiyim. Ordudan ayrıldıktan sonra küçük bir iş yeri açtım. Bu genelde cumhuriyetçilere özgü bir davranış biçimidir. Morelli bu seçimlerde demokratları destekliyor. Bunun nedeni Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kaybeden Vermont senatörü Bernie Sanders'ı desteklemesi. Sanders kaybedince demokrat aday Sibahi'ye kampanyasında yardıma başlamış. Layık bir Museviyim. Morelli'ye göre seçmenler ve kampanyadaki diğer gönüllüler kendisiyle Sibahi arasındaki dinler arası diyaloğun bilincinde değil. Bir Yahudi Müslüman adayının kampanyasını yürütüyordu. Bu duruma gülüp geçtik ve işimize devam ettik. Bu konu ilk ve son kez o an aklıma gelmişti. Çünkü zaman dini inanç meselesiyle uğraşma zamanı değil. Bu sorunlardan biri IŞİD kaynaklı terör. Sibahi, Müslüman bir kongre üyesi adayı olarak Florida'daki gece kulübü baskınına yanıt vermekte çok zorlandığını söylüyor. Florida'daki terör saldırısı Jesse üzerinde büyük bir yük haline geldi. Çünkü en doğru tepkinin hangisi olacağına karar vermeye çalışıyorduk. Son derece dikkatli davranmaya çalışıyorduk. Ancak üzerimizde çok fazla baskı hissetmeye başladık. Müslüman olduğu için Jesse'nin konuya sadece insani açıdan yaklaşması kolay değildi. Seçim gününde Sibahi'nin dini inancı veya terör saldırılarına tepkisi Greg Leduc'un oyunu almasını engellemedi. Ancak oylar sayılırken çok az sayıda seçmen bu iyimserliği paylaşıyordu. Kampanya yetkilileri ve destekçilerinin seçim sonuçlarını izlemeye başlamasından kısa süre sonra Sibahi'nin seçimi kaybettiği anlaşıldı. Yahudi iş kadını çiçeği burnunda aday Jackie Rosen, Sibahi'ye ve diğer dört rakibine attığı büyük farkla seçimi kazanmayı başardı. Kampanya masraflarını kendi cebinden karşılayan Sibahi ise Rosen'ın başarısını Harry Reid ve Nevada'daki Demokrat Parti bürosunun desteğine bağladı. Sibahi, aldığı yenilgide kendisinin ya da rakibinin dini inancının ne kadar rol oynadığını tam olarak bilmediğini söylüyor. Seçmenlerin oy kullanırken dini inanç ya da etnik kökeni göz önünde bulundurmadıklarını kabul etmeleri çok zor. Eğer durum gerçekten de böyleyse çok üzücü çünkü benim hayalimdeki Amerika bu değil. Jesse'nin Müslüman, Jackie'nin ise Yahudi olduğunu konuşmak yerine keşke esas sorunlarımızı tartışsaydık. Çok sosyal bir insanım. İnsanlara, topluma, kentime yardım etmeyi severim. 2012 Aralık ayında Amerikan vatandaşı olmak, Yemen doğumlu Saad El-Mesmeri'nin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri. El-Mesmeri aynı zamanda Hamtramck Kent Konseyi'nde en çok oyu alan aday. El-Mesmeri, Kasım 2015'teki seçimlere katılan 3 Müslüman Amerikalı adaydan biri.
3 aday da Michigan eyaletinin göçmen oranı en yüksek kasabalarından birinde en fazla oyu elde etmeyi başardı. Hamtramck has the largest single concentration of Muslims in one city. Hamtramck, Amerika'da Müslüman nüfusun en yoğun olduğu bölge olarak biliniyor. Kent konseyindeki üyelerinin çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Usame Siblani'nin yayıncısı olduğu Arab American News kapağına El Mesmeri'nin zaferini taşımış. Ancak başkanlık seçimleri zamanlama açısından daha çok ilgi çekiyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Müslümanların Amerika'ya girmesini yasaklama çağrısı Hamtramck'te birçoklarını kızdırdı. Hamtramck'te nüfusun %27'si Yemenli, %22'si Bangladeşli, %11'i de Boşnak. Hepsi Müslüman. Hamtramck, bir süre önce göç nedeniyle değişen demografik yapıyı inceleyen bir araştırmaya konu olmuş. Michigan eyaletinin Detroit kentinin banliyölerinden Hamtramck, yüzyıldan uzun süre Polonyalı Katolik göçmenlere ev sahipliği yapmış. Otomotiv sanayinin parlamasıyla refah düzeyi yükselen Hamtramck, son birkaç 10 yıl içinde 3 otomotiv firmasının fabrikalarını kapatmasıyla değişmeye başlamış. Kasaba, oto işçileri ve yatırımların bölgeyi terk etmesiyle kimliğini de yitirmeye başlamış. Polonyalı Katoliklerin yerine Müslümanların yerleştiği kasaba, şimdi küçük işletmelere ev sahipliği yapıyor. Yeni göç dalgalarına ve bununla beraber gelen değişime alışığız. Biz buyuz. Son zamanlarda gerek ulusal gerekse uluslararası arenada gördüğümüz ilgi oldukça şaşırtıcı. El Mesmeri Ocak ayında ilk belediye meclisi toplantısına katıldığı zaman Amerika'nın sesi olayı izleyen iki medya kuruluşundan biriydi. El Mesmeri toplantı akşamı Başkan Barack Obama'nın birliğin durumu konuşmasını izlemek için kongreye davet edilmesine rağmen gitmemiş. Daveti reddettim çünkü bu akşam ilk konsey toplantım vardı. Bunu kaçıramazdım çünkü seçilmemin nedeni halka hizmet etmek. El Mesmeri şimdiye kadar 75 röportaj talebi almış. Talepler gelmeye devam ediyor. Gazetecilerden biri fırsatınız olsa Trump'la tanışır mıydınız diye sordu. Ben de Trump'la sorunum yok diye yanıt verdim. Bundan 3 gün sonra Trump kampanyasından bir elektronik posta aldım. 15-20 dakika ayırıp Trump'la tanışmamı talep ediyorlardı. El Mesmeri Trump'la tanışacak vakit bulamadığını ancak bir gün görüşürlerse dini inancından bahsetmeyi düşünmediğini söylüyor. Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Ancak elbette ki dini inancımı konseydeki görevimin önünde tutmam. Konseyde her şeyden önce Amerikalıyım. El Mesmeri görüştükleri takdirde Trump'tan Michigan'ın en yoksul kasabalarından Hamtramck için yardım isteyeceğini söylüyor. Ekonomik sorunlar ele alınması gereken ilk konu. Ekonomiyi düzeltmek için çalışacağız. Eski başkan yardımcılarından Büyükelçi Walter Mondale, memleketi Minnesota'nın geçirdiği değişimleri birinci elden görmüş olan bir siyasetçi. Siyasete atıldığım yıllarda İskandinavlar, Almanlar, Avrupalılar seçimlerde aday olurlardı. Şimdi Minneapolis ya da St. Paul'a gidin, bu kentlerin ve eyaletlerin etnik yapısının ne kadar çok değiştiğine tanık olursunuz. Minnesota'da 25 bin Somali asıllı Amerikalı yaşıyor. Çoğu Minneapolis ve çevresinde yaşayan göçmenler. Küçük Mogadishu adını verdikleri bölgede yaşayan Somali toplumu çok hareketli. Bu göçmenler Minnesota sokaklarında görüntüyü değiştirse de eski başkan yardımcısı Walter Mondale bunun politikaya yansımasının yavaş olduğunu anlatıyor. Göçmenler burada yaşamayı öğreniyor. Amerikan toplumu içinde daha uyumlu olmayı öğreniyorlar. Yasalarımızı tanıyorlar. Bu yeni göçmenlerin çoğu demokrasi nedir yeni öğreniyor. Demokrasinin nasıl işlediğini, gerçek olup olmadığını bilmiyorlar. Minneapolis'te bir kadınsa Somalililerin demokrasi hayalini gerçekleştiriyor. Başörtüsü taktığım için Müslüman olduğum hemen anlaşılıyor. İnsanların kimliğimin farkında olmasını, bu toplumda hiç kimseye tehdit etmediğimin anlaşılmasını istiyorum.
and my place in this society is not threat to anyone. Somali doğumlu 32 yaşındaki İlhan Ömer, Kenya'da bir mülteci kampında büyümüş. Buna rağmen kendine sonsuz güveni var. Müslüman olduğum için özür dileyecek değilim. Siyahım, göçmenim ve de mülteciyim. Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Jacobs, bu özelliklerin İlhan Ömer'i Temsilciler Meclisi'ne seçilme olasılığı en düşük aday haline getirdiğini söylüyor. Nüfusunun çoğu beyaz ve Hristiyan olan bir eyaletten adaylığını koyan siyah, Müslüman bir siyasetçiydi. Kadınların yeterince temsil edilmediği siyasi arenada kadın olarak öne çıkıyordu. Çok fazla göçmenin yaşamadığı Minnesota'ya göçmen olarak yerleşmişti. Tüm bu özellikler İlhan Ömer için birer engel anlamına geliyordu. İlhan Ömer için bu potansiyel engeller seçmenlerin ilgisini çeken avantajlara haline gelmiş. Ömer, Minnesota Temsilciler Meclisi'nde eyaletin en liberal bölgelerinden birinden aday oldu. Bu sandalye uzun zamandır Phyllis Khan'a ait. Seçim Demokrat Parti'den Khan, Ömer ve bir başka Somali asıllı göçmen Muhammed Nur arasında geçen çekişmeli bir yarışa dönüştü. Minnesota'daki Somali toplumu kadın aday İlhan Ömer ve erkek rakibi Muhammed Nur arasında bir seçim yaptı. Coming from a community that usually sees leadership. Liderliği erkeklerin rolü olarak kabul eden bir toplumdan geldiğim için önümde birçok engel vardı. Ömer bu nedenle Somali toplumu dışından da destek arayışına girdi. Bölgede yaşayan çok sayıda üniversite öğrencisi Ömer'in hedef kitlesi haline geldi. Birçok konuda İlhan Ömer'le aynı görüşleri paylaşıyorum. Patrick English ön seçimlerde Ömer'e oy vermekle kalmadı. Aynı zamanda Ömer'in kampanyasına katıldı ve diğer üniversite öğrencileri arasında lobi yapmaya başladı. Ömer'in kimliği değişim arayışı içindeki seçmenlere doğrudan hitap ediyor. İlerici seçmenler için imtiyazlı bir hayata sahip olmayan adaylar her zaman önceliklidir. Bu taktik işe yaradı ve Ömer ön seçimi kazandı. Ancak tüm sonuçlar geldiğinde Somali toplumunun oyunu İlhan Ömer'in değil, Muhammed Nur'un kazandığı anlaşıldı. Yes, we did. Ancak İlhan Ömer yine de rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bunda Patrick English gibi öğrencilerin rolü büyük. İlhan gibi daha çok kadının seçilmesini sağlayacağız. Ömer'in kazanması gereken bir seçim daha var. O da 8 Kasım'daki genel seçimler. Yarışta Cumhuriyetçi Partili rakip olmadığı için Ömer'in kazanma şansı oldukça yüksek. İlhan Ömer genel seçimlerde zafer kazanması halinde Minnesota Eyalet Meclisi'nin kapısından girerken Amerika'da seçimle iş başına gelen ilk kadın Müslüman ve göçmen siyasetçi olarak tarih yazacak. Bu çocukken hayatta kalmak için mücadele eden bir kadın için olağanüstü bir serüven. The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago. 22 yıl önce mülteci kampında yaşayan küçük kız çocuğu hayata tutunmaya çalışıyordu. Bu büyük başarının gerçekleştiğini hayal bile edemezdi. İçimdeki yetişkin kadın hala her gün bu yaşam mücadelesini hatırlıyor. The adult in me still thinks about the day to day and surviving today. Ömer bir gün izinden yürüyecek olanlara yol açıyor. O küçük kız dünyanın dört bir yanında hala imkansızlıklarla boğuşan başka küçük kızları düşünüyor. Bugün siyasete girmeme ve bu alanda çalışmamı ön ayak olan en büyük faktörlerden biri benimle aynı imkanlara sahip olamayanlar. Work in politics. Bu programda siyasete atılan ve halka hizmet etmek için aday olan sadece birkaç Müslüman Amerikalıyı konu aldık. Oysa bugün Amerika'da yerel düzeyde aday olan birçok Müslüman Amerikalı var. Her aday kazansa da kaybetse de gerçek şu ki diğerleri için kapıları aralamış oluyor, seçilme şanslarını arttırıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız yayın burada sona eriyor. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programları ile haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünya gündeminden gelişmelerle haftaya yine görüşmek üzere. Mutlu kalın.